Manisa'nın tanınmış simalarından Erdinç Yumrukaya ve Mehmet Yumrukaya'nın yeğeni, merhum İbrahim Yumrukaya'nın oğlu Taner Yumrukaya hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Taner Yumrukaya kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Taner Yumrukaya'nın cenazesi Hatuniye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Çatal Mezarlığı'na defnedildi. Kendisine olan hak ve kutlarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Cenaze namazına Manisa'nın iş ve siyaset dünyası yoğun ilgi gösterdi. Erdinç Yumrukaya ve Mehmet Yumrukaya ile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Edinilen bilgiye göre Albayrak Mahallesi TOKİ konutları önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce seyir halinde olan Cihanca İdaresi'ndeki otomobile alt tüfeğiyle ateş açıldı. Araç sürücüsü Cihanca'ya vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Aynı otomobille komşuları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri nöbetçi savcıdan aldığı arama izniyle Fethullahçı terör örgütünün hücre evi olarak kullanıldığı 3 katlı binayı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında binadan çıkarak kaçmaya çalışan HD ve AA yakalanırken binanın 3. katına yapılan baskında ise VE isimli şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise metal bir tencere içinde belgelerin yakıldığı tespit edilirken yapılan aramada ayrıca evde dijital materyaller ve belgelerle bir miktar döviz ele geçirildi. Yapılan baskında en ilginç detay ise 3 katlı binanın en üst katın balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi. Yapılan baskında gözaltına alınan zanlılar Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yunus Emre Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Doktor Mehmet Çerçi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Çerçi, AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katöz, MHP Yunus Emre İlçe Başkanı Buğra Çelik Kanat ve meclis üyeleri eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Çerçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Paylaştık yani arkadaşlar, güzel kendi aramızda, zaten sorun yok. 10 tane komisyon var, 5 tanesi AK Parti, 5 tanesi MHP'li arkadaşlardan başkan. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyarette Başkan Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiçek takdim etti. Evet. Bu yıl 479.sü 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel hale gelen amatörler arası yemek yarışmasının 18.sü düzenlenecek. Festival kapsamında Manisa lokantacılar, kebapçılar, tatlıcılar ve yoğurtçular esnaf odasıyla Mesir Komitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 18. yemek yarışması 27 Nisan Cumartesi günü saat 15'te Yeni Han Develik bölümünde sanatçı Kürşat Biçici'nin sunumuyla gerçekleşecek. Amatörler arası düzenlenecek olan yarışma zeytinyağlı yemekler, etli yemekler, hamur işi ve tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenecek. Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Sanat Şube Müdürü Fırat Özcan, yemek yarışması ile ilgili oda binasında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına 479. Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nin Manisa'ya ve Manisalılara hayırlı olmasını dileyerek başlayan Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, her sene olduğu gibi festival kapsamında yemek yarışması düzenlendiğini söyledi. Yine her sene olduğu gibi Mesir Festivali'nde bir yemek yarışması düzenlendi. Tertip Komitesi bu görevi yine bize verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yemek yarışmamız 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 15'te bir Yeni Han'ın Develek bölümünde yapılacaktır. Yine amatörler arası, ev hanımları arası yapılacaktır. Yemek yarışmamızın bu seneki sunucusu da Kürşat Biçici diye bir müzisyen, sanatçı kardeşimizdir. Yarışmamız etli yemekler, hamur işleri, zeytinyağlılar ve tatlılar kategorisinde 4 kategori üzerinden değerlendirilecektir.
Ama tekrar ediyorum, amatörler arası. Her kategorinin birincisine tertip komitemizin tercihleriyle tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne çeyrek altın. Evet, gazeteci arkadaşlarıma bakıyorum, tam altın herhalde güzel bir ödül diye düşünüyorum. 24 Nisan 2019 çarşamba günü son katılım forumlarını odamıza getirmek mecburiyetindeler katılımcılar. 24 Nisan saat 5'te forumlarını getirecekler. Daha evvela odamızdan forum alıp forumları dolduracaklar. Her kategori ayrı ayrı değerlendirilecek. Şimdi geçen sene bir erkek yarışmamız birinci olmuştu. Elinde yemeği en güzel yapan kim varsa katılabilir. Ama amatörler arası. Her yarışmacı bir kategoride katılabiliyor. Daha evvela her yarışmacı iki kategoride katılıyordu, üç kategoride katılıyordu. Ama bir sıkıntımız olmuştu. Bir yarışmacı üç tane birden ödül alıyordu, öbür yarışmacıların hakkını gasp ediyorduk. Onun için her yarışmacı bir kategoride katılıyor. Manisa Yunus Emre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri 6 yıldır maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu öğrencilerin hazırladığı ve bu sene 12.si düzenlenen Hayalimin Anahtarı projesi kapsamında 8 yaşındaki Hümeysa Akır yeni odasına kavuştu. Hümeysa Akır'ın annesi Derya Akır tarafından kapıda karşılanan lise öğrencileri yanlarında getirdikleri eşyalarla Hümeysa'nın odasına başlanmıştı. Aşağı yeniledi. Boyası yapılan odanın perdeleri takıldıktan sonra da mobilya takımları alınan Hümeysa'nın kendine ait güzel bir oda hayali gerçek oldu. Oda hayalinin gerçekleşmesinden habersiz olan Hümeysa, hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrenim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'ndan alındı. Lise öğrencileri Hümeysa'yı evde bekledi. Bu sırada eve geldiğinde lise öğrencilerini karşısında gören Hümeysa şaşkınlık yaşadı. Beni tanıdın mı? Hatırladın, gel bakalım. Peki bu ablayla abiyi hatırladın mı? Daha sonra gözleri kapatılan Hümeysa odasına getirildi. Senin hayallerinin anahtarı olmaktı ve senin hayallerini gerçekleştirmek için şu anda evinizde sana ne yaptık? Aç bakalım ablası. Sana çok güzel bir oda yaptık. Gözleri açılan Hümeysa gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Hümeysa, yeni odasının yanında kendine getirilen hediyelerle birlikte mutluluğu iki kat daha arttı. Bugün itibariyle Hayal Anahtarı Projesi'nin 12.sini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bir de uyda. Sen de beni... Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı Nüket Belge'de öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. O kadar kısa sürede bu projeyi gerçekleştirebiliyorum ki öğrencilerimiz... Bursa'dan öğrencilerim var mesela, diyorlar ki hocam ben bu projeye bursumun yarısını vermek istiyorum diyor. Ya da gün içerisinde diyor ki bugünkü yemek açtığımı ben bu projeye vermek istiyorum diyor. Öğrencilerimize yani biz bu projede çok güzel bir çocuğa bir oda kazandırıyoruz ama en büyük kazancımın da öğrencilerime çok büyük bir heyecanı yaşatmak olduğunu düşünüyorum. İki haftadan fazla süredir bu proje üzerine çalışıyoruz. Nüket Hoca ile gittiğimiz mağazalarda eşyaları beraber seçtik, beraber zaman geçirdik. Açıkçası ben ve arkadaşlarım bu konuda çok heyecanlıyız. Okul müdürü Mustafa Örnek ise insanlara yardım etme duygusunu sürekli canlı tutabilmek için yaptıkları projeleri yenisini ekleyeceklerini ifade etti. İnsanlara yardım etme duygusunu sürekli canlı tutmak için bu projeleri yapıyoruz. Bundan sonra da bu projeleri yapmaya devam edeceğiz. Bu evet, senin... Oraya da yetişebiliyor zaten. Çocuk kardiyolojisi doçent doktor Fahrettin Uysal, çocuklardaki her üfürümün kalbinde delik olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Çocuk kardiyolojisi doçent doktor Fahrettin Uysal, üfürümün kalbin dinlenmesi sırasında doktor tarafından duyulan ek ses olduğunu belirtti. Kalpte üfürümler bizim çok sık, daha doğrusu en sık karşılaştığımız problemler çocuk kardiyoloji polikliniğinde. Bize en sık başvuru nedenlerinden biri o. Ne zaman duyuyoruz üfürümleri? Üç tip üfürüm var aslında. Bir tanesi bunların masum üfürüm. Bir tanesi fonksiyonel üfürüm dediğimiz, bir de patolojik üfürümler. Masum üfürümler bunun en büyük kısmını oluşturuyor. Neredeyse %50'si bu. Yani özellikle okul çağı çocuklarına çok sık gördüğümüz problemler bunlar. Tabii burada önemli olan ayırt etmek. Yani masum mu, patolojik mi? Bunu ayırt etmek lazım. Bunun ayrımını yaparken tecrübe gerekiyor. Yani iyi bir hekim, iyi tecrübeli bir hekim aslında ikisini ayırt edebiliyor. Benim önerim hani mutlaka üfürüm duyulan her çocuğun çocuk kardiyoloji polikliniğinde bir kere değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii şöyle, okul çağı çocuklarının neredeyse %50'sinde üfürüm duyuluyor aslında. Bunlarda bize gelen hastalığı değerlendirme yaparken öncelikle tabii ki muayene ediyoruz. Muayenede bir üfürüm varsa
mutlaka biz ekokardiyografi ile de değerlendiriyoruz hastaları. Ekokardiyografi işte bir kalpte delik var mı, kapaklarda problem var mı, damarda bir darlık var mı yok, onlara bakıyoruz. Eğer bunlar yoksa ki zaten çoğu zaman biz ekokardiyografi yapmadan da altında bir problem olup olmadığını az çok anlayabiliyoruz. Ekokardiyografi ile de tanımızı netleştiriyoruz. Eğer masum sürtünme bir daha takibe de gerek kalmıyor zaten çünkü bunların çoğu 10-11 yaş civarında kayboluyor. Uysal. Fonksiyonel üfürümün kansızlık ve tiroid bezinin aşırı çalışması durumunda duyulduğunu belirtti. Tabii ailelerde en büyük endişe şu oluyor. Hani üfürüm duyuldu, kalbinde delik var endişesi. Hani üfürüm eşittir kalpte delik gibi geliyor aile. Aslında öyle bir şey yok. Üfürüm bizim dinlemekle duyduğumuz bir ekses kalpte. Delik çok farklı bir şey. Dolayısıyla hani her üfürüm duyulan çocukta bir delik çıkmıyor. Bunların neredeyse %50'si masum çıkıyor. Okul sporları faaliyet bültenine bu yıl dahil edilen floor curling Manisa'da ilk kez oynandı. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde yapılan Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Floor Curling İl Birinciliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla büyük çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar'da Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1. Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu 2. Zeytinoğlu Ortaokulu 3. Şehit Hasan Acar Ortaokulu 4. olurken Yıldız Erkekler'de Şehit Hasan Acar Ortaokulu 1. Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu 2. Zekeriya Nayman Ortaokulu 3. Vakıfbank Türk Birliği Ortaokulu 4. oldu. Genç kızlar ve genç erkeklerde ise Yunus Emre Manisa Ticaret Anadolu Lisesi 1. oldu. Dereceye girenlere madalyaları Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından verildi. Müsabakalarda 1. olan takımlar 15-16 Mayıs'ta Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.